Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Dün çok ilginç bir olay Kuzey Suriye'de meydana geldi. Bölgede uçan Türkiye'ye ait insansız hava aracı Anka-S operasyonu sırasında Amerikan F-16'sının attığı füze ile düşürüldü. Ve gerçekten son dönemde Amerika-Türkiye ilişkilerinde yeni bir kriz başladı ama bu kriz oldukça ağır. Dün neler oldu, neler yaşandı biraz özetleyeceğim size. Bu bilgilerin önemli kısmı teyit edildi. Arada teyit edilmemiş bilgiler de var. Gelin isterseniz dünkü akışa birlikte bakalım. Aslında dünkü olaylar nasıl başladı? Buna doğru bakacak olursak, Türkiye son 2-3 haftadır özellikle Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de bölücü terör örgütü PKK ve kollarına karşı çok ciddi hava operasyonları yapıyor. Hemen hemen her gün okuyoruz. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait veya Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait insansız hava araçları bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerine karşı operasyon yapıyor. İşte gittikleri araçlar vuruluyor. Böyle tabiri caizse nokta operasyonları gerçekleştiriliyor. Bunların arkasından terör örgütüne çok ciddi bir darbe vurulmuş. Ve bu darbenin sonrasında terör örgütü şöyle bir hamle yaptı. Malum Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bir saldırı girişiminde bulundu. Bu saldırı girişimi de polislerimizin anlık hızlı reaksiyonları sayesinde bertaraf edildi. İki polis memurumuz yaralandı. Onlara geçmiş olsun diliyoruz. Ve bunun arkasından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Hakan Fidan dedi ki, bundan sonra PKK'nın tüm hedeflerini vuracağız, üçüncü taraflar uzak dursun. Ve gerçekten çok ciddi bir takip içerisinde. Fakat tabi burada Türkiye ve Amerika ayrışıyor. Amerika'nın Kuzey Suriye'de kurduğu üsler var ve şu an Amerika'nın kendi verdiği rakamlara göre 900 civarında askeri personeli bölgede görev yapıyor. Ne yapıyor bunlar? Biliyorsunuz iç savaş nedeniyle IŞİD'in IŞİD kuvvetleri var. IŞİD'e karşı sahaya Amerika oradaki yerel Kürt, işte farklı farklı isimler, işte YPG deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Bunlarla birlikte savaştırıyor. Oradaki Kürtlerin askeri kuvvet olarak eğitimleri, bunlar Amerikan güçleri tarafından sağlanıyor. Ve bununla da ilgili Türkiye bir terör örgütü olarak görüyor. Amerika da buna karşı PKK'yı terör örgütü görmesine rağmen uzantılarını görmüyor. Ve Türkiye de bölgede operasyon yapıyor. En son dün sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştiriliyor. Sabah saatlerindeki operasyon için Amerika diyor ki bizim birliklerimize çok yakın, 1 kilometreye kadar yaklaştı bir İHA ve tehdit oluşturuyor deyip oradaki askerlerini koruganların altına sokuyor ki ondan etkilenmesinler. Operasyon duruyor sabah saatlerinde. Fakat öğlen saatlerine gelindiği zaman Türkiye tabii ki teröristlerin orada takibini gerçekleştiriyor. Yapılan hava operasyonlarına düşen mühimmat 500 metre kadar yakına gelince Amerika tekrar işte Türkiye'yi çok yakınsınız diye uyarı veriyor. Ve bölgede ayrı ayrı operasyonlar devam ediyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 iddiaya göre, orayı kesinleştiremedim, Adana'da İncirlik Hava Üssü'nden kalkıyor, bölgeye geliyor. Bir hava füzesiyle Anka'yı vuruyor ve Anka görüntülerde yansıdı zaten sosyal medyaya. Anka bölgede düşüyor ve enkaz parçalarının resimleri sosyal medyada dönmeye başlıyor. Şimdi tabii bunun sonrasında çok ciddi bir kriz. Pentagon, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü açıklama yaptı. Bu açıklamada işte biz çok üzüldük ama yakında operasyon, bu girişimin askerlerimizin güvenliği açısından bertaraf etmemiz gerekiyor falan gibi böyle bir açıklama gerçekleştirdi. Arkasından da iki ülkenin, Amerikan ve bizim Türk Milli Savunma Bakanımız, onların Savunma Bakanı birer telefon görüşmesi, iki ülkenin Genelkurmay Başkanları birer telefon görüşmesi gerçekleşti ve düşürülen sonuçta çok ciddi bir maliyete sahip bir Anka-S Satcom'lu bir insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve Amerikalılar da NATO üyesi olan Türkiye'nin bir hava aracını vurmuş durumdalar. Gerçekten çok çok enteresan bir durum. Türkiye'de Hakan Fidan'ın dediği gibi üçüncü taraflar uzak dursun diyerek aslında bir mesaj verdi. Türkiye'nin çok aktif operasyonu var bölgede. Fakat Amerika'da açıkçası bu kadar aktif bir operasyonu istemiyor. Çünkü oradaki terör örgütleri, özellikle Kürt terör örgütlerine karşı bir zarar gelmesini istemiyor Amerika. Bakalım orta taraf nasıl bulunacak, neler yapılacak? Bu gerçekten çok ilginç. Türkiye bu konuyla ilgili ne adımlar atabilir? Çünkü kamuoyunda
işte Amerikan üsleri tamamen kapatılsın, İncirlik'ten Amerika çıksın gibi adımlar var. Bu nereye doğru gidecek? Ben de açıkçası merakla bekliyorum. Tarihe doğru baktığımız zaman aslında Türkiye-Amerika arasındaki farklı krizler 1960 yılında bir U-2 kriziyle başlıyor. Amerika o dönemde hem İncirlik'ten hem Pakistan'dan U-2 keşif uçaklarını kaldırarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği üzerindeki çeşitli askeri fabrika veya hedeflerin fotoğraflarını keşif amaçlı uçuruyor. Rusya bunu sorduğu zaman işte bunlar NASA'ya ait meteoroloji uçakları dese de Pakistan'dan kalkan bir U-2 Rusya üzerine düşürülüyor. Gary Powers uçağın pilotu paraşütle atlıyor ve çok büyük bir kriz. O krizin zaten kısa süre sonrasında 27 Mayıs askeri darbesiyle biraz Türkiye'nin gündemi değişiyor ama ilk önemli kriz bu. Arkasından 1962 yılında Jüpiter füzesi krizi. Bu Jüpiter füzeleri Türkiye'ye yerleştiriliyor ve tabii ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de Küba'ya yerleştiriyor. Bunu böyle bir kriz yaşanıyor. 1964'te Johnson mektubu var. Türkiye'nin Kıbrıs'a bir garantör devlet olarak müdahale etmek istiyor. İnönü döneminin başbakanı, Amerikan Başkanı Johnson'ın çok ağır bir mektubu var. 74'te biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı sonrasına gelen ambargo var, silah ambargosu. 75 yılında Türkiye bütün Amerikan üslerini kapatıyor. 80'e kadar çok ciddi bir zorlu bir dönem. Arkasından tekrar ilişkiler gevşemeye başlıyor. Ama 1992'de TCG Muavement gemimizin vurulması Amerikalılar tarafından yanlışlıkla şehitlerimiz oluyor. Burada bir başka kriz başka boyuta geliyor. 2003'te Irak tezkeresi ve 2027'de geldiğimiz zaman Amerika'nın Türkiye'yi F-35 programından çıkarması gerçekten böyle krizin köşe başları. Arada da birçok daha orta ve ufak ölçekte krizde artık cabası. Onların hepsini anlatsak herhalde sabaha kadar konuşuruz. Evet, Amerika-Türkiye ilişkileri yeni bir testten geçiyor ama düşürülen bir ankamız var. Ve bu Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yaptığı operasyonda Amerika tarafından bir hava hava füzesiyle düşürmüş durumda. Bu gelişmelerde ben biraz bilgileri kamuoyuna yansıyan bilgileri sizlere topladım, vermek istedim. Ve şu an zaten şehir dışındayız. Geçici bir yerde bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.